Sayın Başbakan, ilkesizlik arıyorsa dönsün kendi siyasi tarihine ve geçmişine bir baksın. Hangi ilkesizlikler yapmış? İki seçim öncesi kendisine televizyonlardan hırsız, bu hırsızlardan selah hesap soracağım diyen adam şu anda genel başkan yardımcısı. O mu karnı geniş, ben mi karnı geniş? Evet. Evet. Evet Sayın Başbakan. AK Parti'ye katılmadan önce sizin başbakanınız Siyonist İsrail'in kucağında oturuyor diyen adam şimdi genel başkan yardımcısı. Sayın Başbakan, sen mi karnı genişsin, ben mi karnı genişsin? Bravo, Sayın Başbakan. Bravo. Evet. Bu aslında Muhsin Yazıcıoğlu'na da onun hatırasına da aslında büyük bir saygısızlıktır ve ona karşı yapılan da aslında büyük bir hadsizliktir. Yani ben almıyorum Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Bu partinin kurucusu, hayatını bu parti için adamış, vermiş, şehit olmuş. Ben Cumhurbaşkanı adaylığımı, tercihimi açıklarken onu referans yapmıyorum, edep ediyorum, istismar etmiyorum. Sen istismar ediyorsun. Aynen Turgut Özal'ı yaptığın gibi, aynen Menderes'i yaptığın gibi. Yani işine gelince herkes, fark etmiyor sağ sol, Ahmet Kaya'yı da yapabiliyor, Şivan Perver'i de yapabiliyor, Said Nursi'yi de yapabiliyor. Yani şu anda en çok saldırdığı Fethullah Gülen yarın ölse, aradan 5 sene geçse hiç şaşmam. Fethullah Gülen'i de burada referans yapabilir. Yani çok. Yani. Çok var. Evet. En son yaptığımız, onu da açıkça ifade edeyim. Büyük kurultayımızda beklentileri karşılanmayan, istedikleri görevlere gelemeyen bazı arkadaşlarımız maalesef nefislerine yenilerek bu sürece alet olmuşlardır ve olmaya devam etmektedirler. Ve haksız ithamlarla maalesef ileride kendilerinin de mahcup olacağı bir takım tezviratlarla bunu yapmaktadırlar. Aynı şekilde Alperen Ocakları üzerinden partimize yine aynı şekilde bu kararını itibarsızlaştırma ve tesirsiz hale getirmek için bir çalışma başlatılmıştır. Bunun bilgileri bizde vardır. Kimler yapıyor, kimler irtibatta, bunların hepsini biliyoruz değerli arkadaşlar. Hepsini biliyoruz. Sanmasınlar ki bizim hepsinden haberimiz var. Kimler kimlerle irtibatta ve ne yapıyorlar, bunların hepsini biliyoruz. Zamanı geldiğince bunları da ifşa edeceğiz. Ama şu anda bizim önceliğimiz birliğimizi, beraberliğimizi korumak olduğu için onlarla aynı seviyeye düşmeyeceğiz. Aynı kurulan bu tezgahın bir parçası olmayacağız. Ve değerli arkadaşlar, bakın Alperen Ocakları bizim gönül bağı içerisinde olduğumuz bir kurum. Biz burayı vakfa dönüştürdük. Arkadaşlarımız daha doğrusu burayı vakfa dönüştürdü. Neden? Daha iyi hizmet yapsın. Daha iyi gençlerimizin milli manevi yönden yetişmesi için çalışmalar yapsın. Yurtlar açsın, okullar açsın. Onun için vakfa dönüştürdük. Ama birileri bundan rahatsız oldular. Ve Alperen Ocakları'nın bu dönüşümüne maalesef rıza göstermediler. Göstermemeye çalıştılar, engel olmaya çalıştılar ve hala da engel olmaya çalışıyorlar. Neticede Alperen Ocakları'nın bir mütevelli heyeti var. Her vakfın olduğu gibi. Kendilerine dikte edilen, ellerine verilen metin okunurken bu açıklamadan ya da bu metinden Alperen Ocakları mütevelli heyetinin 15 üyesinin hiçbir tanesinin haberi yok. Açıklayan kişiden başka. Yine il temsilcilerinin hiçbir tanesinin haberi yok. Öncesinde. Yani hem bu süreçte, yani bu Cumhurbaşkanı sürecinde ama karardan önce hem de daha önceki süreçlerde bu teklifler yapıldı. Alperen Ocakları Başkanlığı ben görevden almıyorum. Ben aynen şu ifadeyi kullandım. Alperen Ocakları bir vakıf değerli arkadaşlar. Mütevelli heyet toplandı. Bir karar aldı ve değiştirdi. Hepsi bu kadar. Yani evet. Tabii mütevelli heyetin kararı o. Yani o kendisini bağlar. O benim muhatabım değil. Yani o mütevelli heyetin muhatabı. Dolayısıyla da mütevelli heyet onun kararını verir. Vakıf onun kararını verir. Ve dolayısıyla da yani mütevelli heyetin
diğer üyelerinin ya da il temsilcilerinin istemediği bir kişi orada oturamaz. Yani bu kadar basit.